Bir önceki videoda kayıp balık Nemo'dan bir sahneyi canlandırmış, parçacıkların nasıl hareket ettiklerini daha iyi görebilmek için suyu küçük toplar halinde çizdiğimiz bir video kesiti izlemiştik. Son kare içinde parçacık konumlarını kullanarak bir yüzey hesaplamış ve bu yüzeyi renderlayarak suya benzemesini sağlamıştık. Parçacıkları kullanarak yüzey hesaplamak, parçacıkların her birini bir ısı kaynağı olarak görmeye benzer. Her kaynağın örneğin 1000 derecelik bir sıcaklığı olduğunu düşünelim. Uzaydaki her nokta bu parçacıkların her birinden bir miktar ısı alıyor olsun. Bu sayede herhangi bir noktadaki sıcaklığın ne olduğunu hesaplayabiliriz öyle değil mi? Sıcaklığın tamı tamına 100 derece olduğu yerleri sarıyla gösterdik. İki boyutlu düşünürsek bu noktalar bir eğri meydana getirir. Parçacıklar hareket ettirdiğimde mavi alanın nasıl değiştiğini görüyorsunuz değil mi? Parçacıklar birbirinden yeteri kadar uzaksa kendilerine ait alanları oluşur. Birbirlerine yaklaştıkları zaman da aynı su molekülleri gibi birleşirler. Bu parçacık konumlarını göstermediğimiz ve içinde birden fazla parçacık olan bir versiyon. Buna birkaç yüz parçacık daha eklersek gerçekten de suya benzeyecektir. Filmlerde ise üç boyutlu ortamlarda çalıştığımız için bu eğriler yüzeylere dönüşürler. Kayıp balık Dory'den bir sahne görüyorsunuz. Bu da kayıp balık Dory'den bir su simülasyonu. Bu gördüğünüz ise canavarlar üniversitesinden. Su yerine boyayı simüle etmişiz. Su boyadan daha akışkan olduğu için boyayı simüle ederken akışkanlık ayarını iyice düşürmemiz gerekti. Boyanın gerçekten nasıl hareket ettiğine emin olmak için öncelikle gerçek boya ile bir deneme yaptık. Ve bu deneme sayesinde daha gerçekçi bir görüntü elde ettik. Şimdi hemen bir ara verelim ve siz de sıradaki alıştırmaya geçin. İyi şanslar.